Dostlar, bir Kerbela olayı ki acısı kıyamete kadar içimizden çıkmaz. Çıkmayacaktır. Çünkü İmam Hüseyin'in ve 72 mahzumun kalleşçe, çoluk, çocuk, Yezid ordusu ve zalim Şımırt tarafından şehit edildiği yerdir Kerbela. Muharrem ayında gözler yaşlı, bağırlar taşlıdır. Kerbela denilince gözlerimiz yaş dolar. Yüreklerimiz sızlar. Bu öyle bir sızıdır ki tarifi mümkün değil. Tarifi mümkün değil. Gece gündüz hayalinle yaşarım. Kerbela kurbanım İmam Hüseyin'in. Karem ayında kaynar taşarım. Kerbela kurbanım İmam Hüseyin'in. Karem ayında kaynar taşarım. Kerbela kurbanı İmam Hüseyin. Yezid zannetti ki İmam Hüseyin bana boyun eğer. O hiç boyun eğer mi? Onun kim olduğunu bilmiyorlardı. Allah'ın aslanı, Hazreti Ali'nin oğlu, Allah'ın Resulü'nün torunu, Hazreti Fatma'nın göz bebeğiydi. Şehitlik onun yazısıydı. Boynumu eğmedi Yezid soyuna. Şimdi rast gerdizdi Fırat soyuna. Tekte düğün tuttu Kasım soyuna. Kerbela kurbanı İmam Hüseyin. Cenkte düğün tuttu Kasım toyuna. Kerbela kurbanı İmam Hüseyin. Şehitlik onun yazgısıydı, mertebesiydi. İmam Hüseyin de bunu çok iyi biliyordu. Gitme ya Hüseyin, Yezid sana pusu kurdu dedikleri halde, biliyorum, ancak bu Allah'ın takdiridir buyurdu. İşte şehit Hüseyin böyle bir İmam Hüseyin'di. Böyle miydi Hüseyin'in yazısı? Dur mu çıkmaz yaralar sızısınış. Muhammed torunu Fatma kuzusu. Kerbela kurbanı İmam Hüseyin. Muhammed torunu Fatma kuzusu. Kerbela kurbanı İmam Hüseyin. Kerbela çölleri kara yastadır. Ali asker yaralı, Kasım hastadır. Yezid Yezidlikte gayet ustadır. Kerbela kurbanı İmam Hüseyin. Kerbela kurbanı İmam Hüseyin.